Tamam. Amca öldürülmüş. Ne? Amcayı öldürmüşler. Suikast. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Suikastin kim tarafından yapıldığını öğrenmek istiyorum Kılıç. Polat Alemdar'la konuşmanız bitti mi? Gerçek şu ki sen demiştiniz. Gerçek ölüm Polat Alemdar. Gerçek şu ki sen testereyi öldürdün. Benim Necmi ile 30 yılım geçti. 30 yıl güvenmek için yeterli bir süredir. Ama yanılmamak için değil. Benim için şahıslar değil, sistem önemlidir. Benim sistemimde Polat Alemdar'a düşen görev, testerenin yerini almaktır. Şimdilik konseyin içinde değilsin. Sadece bana bağlısın. Bu görevi bekliyordum. Tavsilatı sonra konuşuruz. Buyurun ben sizi geçireyim. Sakın bir daha Sayın Karahanlı söz vermeden konuşma. Sakın 30 yıl hukukun olmayan birine sakın deme. Artık olağanüstü hal içindeyiz beyler. Bir kriz söz konusu. Bugünlere gelmemizi sağlayan güç, krizleri lehimize çevirme gücümüzdür. Karşımızda kimler var? Devlet, Ruslar, daha fazla büyümemizi istemeyecek Amerikalılar. Cepheyi genişlettik beyler. Küçülmeyi mi düşünüyorsunuz? Hayır. Küçültmelerini engelleyeceğiz. Önce içimizdeki birliği sağlayacağız, sonra gücümüze güç katacağız. O yüzden Ziya ile Hüsrev'in tam bir inançla tekrar aramızda olması lazım. Ya eksilenler? Değer olarak eksilen yok. Ama boşluğu doldurulması gerekenler var. İki kişi var konseyde görmek istediğim. Birincisi Nedim Malik, ikincisi Tuncay Kantarcı. Bunlar zaten bizim içimizde. Bizden olan insanlar. İsmet Paşa, İstanbul dururken Ankara'yı neden başkent yaptınız sorusunu soranlara, senden yana olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar demiş. Tuncay ile İplikçi'nin Ruslarla işbirliğine gitmeyeceğini garanti edebilir misin? İkisi de parayı sever. Ruslar Ivanov'un intikamını almak isteyecektir. Kimden? Bizden. Kantarcı ile İplikçi'nin esas açığımızı kapatacağını düşünmüyorum. Dönüp dolaşıp yine testereye geliyoruz. Sen geliyorsun Kılıç. Ben orayı bugün geçtim. Madem Polat Alemdar'ı konumlandırmayı düşünüyorsun,
Neden konseyini almıyorsun? Bana maşa lazım. Ateş değil. Anlatacak mısın? Neyi? Ne olur bana bunu yapma. Benim gördüğümü sen de gördün. Benim işittiğimi sen de işittin. 3 kere hapşırdım. Alerjisi vardır, griptir, ne bileyim. Herkes hapşırabilir. O kadar sormak istedim ki. Hep 3 kere olmuyor değil mi demek istedim. Evet cevabını duymak istedim. Evet, sadece hapşırdım. Seninle hiçbir alakası yok hapşırmamın demesini o kadar bekledim ki. O yüzden mi canını bağışladın? Evet deseydi dünyaları bağışlardım kılıç. Beynimin içini kemiriyor artık kurt. 3 kere hapşırdı Polat Alemdar. Almanya'dan gelen adam. Duran bilmem kimin yeğeni. Benimle, benim ailemle ne alakası var? İlk başta kızdım sana. Ama Nergis'in işine şaşırdım kaldım. Sanki görünmez bir el bütün bunları organize ediyor. İnanılır gibi değil. Ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Safiye'ye ne söyleyeceğim? Ona daha gelemedim bile. Belki de gelmek istemiyorum. Amcanın gözleriyle Polat'ın gözlerini birleştiriyorum aklımda. Muhakkak bir bağlantı olmalı. Safiye bir dükkana giriyor. Dükkanın müşterilerine bak. Sophie, Polat, amca. O dükkanın sahibini araştırdı. Amcayı kimin öldürdüğünü bulamazsak, bari Aslan Akbey'in yani Abbas Ustaoğlu'nun aslında kim olduğunu bulmaya çalışalım. 30 yıldır ne yapar, ne eder, hangi operasyonları yürütür? Ne diyeceksin? Bilmiyorum. Ne söyleyeyim? Annesinin yaşadığına sevinecektir. Annesi yaşıyor mu ki kılıç? En azından anlattığın kadar ölü değil. Nergis çığlık atmasaydı hiç söyleyeceğim yoktu. Ona bakarsan Safiye'yi burada yaşatacağın da yok. Çok yaşlandım kılıç. Kardeşiyle ilgili konuyu nasıl söyleyeceksin? Onu da annesi söylesin. Uyumuş mudur? Bir bakarsın. Sabah konuşmandan iyidir. Ne tepki verir dersin? Of Karahanlı. 30 yıldır kaçtığın her şey bugün evinin içinde. 30 yıl önce bir kez daha oflamıştın. Yüzünden kan akıyordu.
gerçekler. Artık hepsinden sıkıldım. Canınızı sıkmak istememiştim. Ne 30 yıl önce, ne bugün. İyi geceler. İki büyük sehem kurduk geçtiğimiz sene. Biri uçak savar sevkiyatıydı, Kuzey Irak menşeli. Diğeri uyuşturucu, Afganistan menşeli. İkisi de fiyaskoyla sonuçlandı. İkisi de birer kelle aldı. Tombalacı Mehmet, Testere Necmi. Gidenler gitti. Bugün sayımız yine aynı. Ancak Samuel'in elinde ilginç bilgiler var. Konseyimizle paylaşmasını istiyorum. Mossad'dan aldığımız istihbarata göre kaybolan uçak savarlar Gazze şeridinde Filistinlilerin elinde ortaya çıktı. Kim? Kim yollamış? Yine Mossad kayıtlarına göre Türkiye'den bir birim. Bugünkü gazetelerde de yer verilen birim. Kamu Güvenliği Teşkilatı. KGT. Uyuşturucu sevminde ise sonuç daha da ilginç. Devletin operasyonla el koyduğu eroin devletin elinden çalınmış. Mallar bende Samuel. Hiç kıvranma. Bunu bugün duymak istemezdik Hüsreva. Bu işte itibarı da, parası da en çok batan benim. Sağ olsun dostlarımız, kalan itibarımıza hürmeten sehemin bana düşen payının iade olunmasını sağladılar. Konsey yeminini hatırlatırım Hüsreva. Çok şükür bunamadık. Her şeyi hatırlıyorum. Ben sırrı korudum. Sadece paylaşmadım. En çok zarar edenlerden biri de bendim. İkisi hem de de. Ben de hatırlatayım istedim yani. Yara kaşımanın zamanımı anlamadım ki. Yeni konseyi kurdun. Yeminler ettirdin. Bizi bir araya getirdin. Hesaba çektirmek için mi? Biz az önce devlete hesap verdik de geldik. Gerçi sizin hesaba göre biz de devlet için çalışıyoruz. Burada herkes kardeştir Ziya Bey. Öyle bir itham söz konusu değil. Devletin içinde çatışma var Ziya abi. Sizin içeri alınmanız da bunun bir parçası olabilir. Aslan Akbey'in öldürülmesi bu çatışmanın ortaya çıkan yüzü kanaatimce. Devletin içindeki çatışma devletin işi. Bizim içimizde niye çatışma var? Ben onu merak ediyorum. Hadi uçak severler çalındı diyelim. Uyuşturucular nasıl Hüseva'ya iade edildi? Niye zorunuza gidiyor ki? En has adamınız işi berbat etti. Benim dostlarım zararımızın bir kısmını karşılamış çok mu? Çok istiyorsanız malların hepsini konseye hibe edeyim. Maksadını aşıyorsun Hüsreva. Benim maksadımı aştığımı söyleyen maksadını söylesin. Büyük Orta Doğu'nun büyük baronu. Tutturmuşsunuz büyük 1000, küçük 500 diye. Bir uyuşturucu sevkiyatı yaptıramıyorsunuz. Ruslar istemediği için. Ondan sonra karşıma geçip bana hesap soruyorsunuz. Hüsreva! Buranın bir üslubu var. Herkes rahat konuşacak Kılıç. Ben de cevabını vereceğim. Amerika'nın, İsrail'in peşine takılıp peyk olduk. Olalım. Olalım ama abat da olalım. Başka alternatifimiz yok ki Hüsreva.
Ruslara yanaşan kara listeye giriyor. Amerika artık sınır komşumuz Hüsreva. Rusya'dan daha yakınlar. Türkiye'nin varlığı bir parça Büyük Orta Doğu Projesi'nin neresinde yer alacağıyla alakalı. Amerikalılar Mustafa Barzani'ye yağdırdılar vaktinde. Onlar da hamilerine güvenip ayaklandılar. Ne oldu? Sovyetlere kaçmak zorunda kaldı. Bugün konjektür farklı Hüsreva. Dağlardaki örgütler bile bölünüyor. İki kardeşten biri Bobçu Hareket tarafından desteklenirken diğeri İmralı'da. Ya bu kadar biliyordunuz da. Amerika niye komşumuz oldu? Hı? Siz dünyayı yönetseydiniz ya. Hı? Bir yere varamayız ki bu argümanlarla. Öyle deme Tuncay kardeş. Amerika şimdi bizim Barzani'yi o kadar destekliyor ki. Billahi Türkiye mi Barzani mi diye sorsan şu dakika Barzani derler. Yani. Türkiye, Kuzey Irak'taki Kürtleri bir parça dizginlemek için Ovacık'ta sınır kapısı açmak istedi. Mossad ortalığı ayağa kaldırıp her türlü baskıyı yaptı. Benden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Bizim ağzımız bu siyasetlerden yandı. Beni rahmetli babam mezardan çıkıp gelse siyasetin içine tekrar atamaz. Artık Hüsreva, ya Büyük Orta Doğu'dan yana olanlar var ya da karşı olanlar. Üçüncü bir ihtimal yok. Bu büyük projenin hayata geçmesi için gerekirse büyük kelleler gidecektir. Benim kellem yeterince büyük mü? Biz Hüsreva, biz yani konseyimizin yeri bellidir. Kelle veren tarafta değil, kelle alan taraftayız. Sizin bizi sokmaya çalıştığınız yer Büyük Orta Doğu değil, Büyük Mezopotamya'dır. Burada birçok ülkeler planlar, stratejiler yaptılar ama hepsi Dicle ve Fırat'ta boğuldu. Demem o ki, bizi kendi tehlikeli sularınıza atmaya çalışıyorsunuz. Ve ben diyorum ki, ben o bizim içinde değilim. Benim. Görüyorum ki bazen kardeşler bile büyük fikir ayrılıklarına düşebiliyor. Benim baron olarak misyonum ayrılığın sadece fikirde kalmasını sağlamaktır. Bunun için toplantıyı bitiriyorum. İbrahim'le neden görüşüyor? Bu hangi anlayışa sığıyor? Bizim bundan haberimizin olmayacağını mı düşünüyor? Zannetmiyorum. Belki görüşmesini anlatmak için randevu istedi. Hüsreva bizi sattı patron. Fevri davranma. Hüsreva gelecek, anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Göz göre göre gitmesine müsaade mi edeceğiz? Daha önce de Ruslarla görüştü Hüsrev. Böyle bir tavır göstererek değil ama. Henüz bir tavır göstermiş değil. Henüz rest demedi. Rölans dedi. Onun eli güçlü. Ama kumarı oynatan benim. Sayın Karahanlı, bu artık fikir ayrılığı değil, yol ayrılığı. Yolla birlikte çıktık Hüsreva. Yol bitmedikçe ayrılık olmaz. Yol neresi? Bana onu söyle Mehmet. Bana artık güvenmiyor musun Hüsrev? İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsreva?
30 yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti, sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum, sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Şimdi beni gör, beni dinle. Bu saatten sonra ne seni incitirim, ne kendimi incittiririm. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurum da olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim. Senin derdin ne Hüsrev? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik benim geleneklerime ihanettir. Ne geleneği? Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını, sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Ne kardeşliği? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? O kör testlerine benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni alaşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baron yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. Düşeni yemek kanundur. Ziya'dan tepki var mı? Ses yok. Akıllı adamdır Ziya. Muhakkak bir planı vardır. Ölüler üstüne plan yapmaz Ziya. Nasıl dolduracağız Hüseyin boşluğunu? Polat'ı denemek vaktidir. Halil İbrahim hala içeride değil mi? Çıkma ihtimali yok. Polat, başaramaz mı diyorsun? Kimse başaramaz diyorum. Yoksa halo yatacak adam mı? Çağır gelsin. Bizzat sen mi görüşeceksin? Çağır Kılıç. Müsaadenizle efendim. İsmin ne senin? Feraye efendim. Teşekkür ederim Feraye. Afiyet olsun efendim. Burada mı görüşeceksin? Kılıç. Halil İbrahim'i kaçırmayı başaracak biriyle dünyanın her yerinde görüşürüm.
Halil İbrahim Kapar'ı tanıyor musun? Hayır. Uyuşturucu kaçakçısı. 7 yıldır cezaevinde. Müebbet. Hüsrevan'ın gidişi bizim için çok ani oldu. Boş bırakılacak alan değil. Halil İbrahim değerli bir arkadaşımız. Onu aramıza katmanı istiyorum Polat. Yapabilir misin? Ne kadar zamanım var? Göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kendisinin bu işten haberi var mı? Sen yapabilir misin, yapamaz mısın? Onu söyle Polat. Yapabileceğimi düşündüğünüz için buraya çağrıldığımı zannediyorum. Kendisiyle ben temasa geçerim. İşin tamamının benim sorumluluğumda olmasını isterim. Eğer işi bana veriyorsanız, meselenin bir daha asla başka platformlarda gündeme gelmemesini rica ediyorum. İş senin Polat Alemdar. Gerekli maddi desteği Kılıç'tan alabilirsin. İhtiyacım yok. Nerede yattığını bile sormadın Polat. Nerede yatarsa yatsın. Benim için nasıl çıkaracağım önemli. Sizin tarafınızdan kaçırıldığını bilecek mi? Onu oradan çıkaracak tek bir güç var. Bunu merak bile etmeyecektir. Problem yok o zaman. Nasıl bu kadar kendine güvenebiliyorsun? Merak ediyorum. İşin dışında... Kaybedecek bir şeyim yok. Senin yaşındayken ben de bu lafı söylerdim. Oğlumu kaybettim. O zaman hala kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama hep bulma umudum var. Kayıp mı? Kaçırıldı. Hayatta mı? Bu hayatta bilmediğim tek şey. Ama son nefesimi vermeden muhakkak öğreneceğim. Oğlunuz size benziyorsa eminim ölmemiştir. Ve eminim hayatta bir yerde size tesadüf edecektir. Her şeyi anlattın. Her şeyi değil Kılıç. Sağ olun, var olun kardeşim benim. 7 yılda 7 tel ağarmamış Halil İbrahim. Kafam dumanlı. Gece yıldızlar az gözüküyor. Ama sağ ol. Ya bu adam, bu çok büyük bir adam Kılıç. Estağfurullah. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin Can Polat. Eyvallah. Seyfullah kardeş de sağ olsun. Ta cehennemlere kadar geldi. Bize umut getirdi. Hadi geçmiş olsun. Beni dünyanın en bahtiyar adamı ettiniz. Dileyin benden ne dilerseniz. Sana Sayın Karahanlı'nın bir hediyesi daha var. Beni o cehennemden çıkarmaktan daha büyük bir hediye ne ola ki? Seni o cehenneme sokar. 2665 gündür düşünmediğim isim kalmadı. Beni satan bu ismi bahşedin. Canım da malım da sizindir. Kardeşin İsmail.
yüzleşmediğin tek isim İsmail Kılıç. Yüzleşmek istersen içeride. Canım abim, seni kavuşturan Allah'a kurban olayım abim. Abi? Özlemişim seni İsmail. Biz de seni özledik abi. Çökertemediler abimi. Kimse çökertemez. Çökertemezler. Yanıma gel. Bulabildiniz mi beni satan o şerefsizi, İsmail? ...97 senesi. Alo... ...büyük bir sehem kurmuş. Hollandalılarla anlaşmış. Tır tır mal çıkarıyor. Öyle bir bağlamış ki... ...buradan Amsterdam'a kadar güzergahı. Kimse tırlarını... ...trafik muayenesine bile durdurmuyor. Herkes Halo'yu konuşuyor. Konuşuyorlar ama Halil İbrahim'in kim olduğunu, nerede yaşadığını, kimlerle iş yaptığını kimse bilmiyordu. Nasıl başarıyordu? Ailesinin dışına asla çıkmıyordu. Kardeşlerinden başka sırrına vakıf kimse yoktu. Paralıyken de bir kilo patates yerdi, parasızken de bir kilo patates yerdi. Lüks, şatafat, para harcama, kadınlar. Hiçbir şeye tamah etmez, hiçbir yerde iz bırakmazdı. Kardeşi neden sattı? Patatesi sevmediği için. Kardeşinin hain olduğunu nasıl bulamadı? En büyük zaafı ailesiydi. Büyümüş, yetiştirmiş. Kardeşine kondurur mu? Onun haricinde bu açıldığı en büyük işti. Göğe transferi yapacak, bu defteri kapayacaktı. Son tır öyle olmaz bir şekilde yakalandı ki. Hatırlıyorum ben o sevkiyatı. 97. Almanya'daydım. Türk Eskobarı diye gazeteler, televizyonlar günlerce yer verdi. Malı Kapıkule'den çıkmadan ihbar etmiş. Şoför de kendi adamı. Halil İbrahim'in adını, yerini vermiş. İsmail ilk iş şoförü içeride temizletmiş. Hain bu diye. Siz nasıl öğrendiniz muhbirin kim olduğunu? Abi, Avrupa'daki temaslarımız hala sürüyor. Geçen Norveç'te bir sıkıntı çıktı, gittim hallettim. Şimdi tıkır tıkır satıyoruz malları. Başka? Sana
söylemediğim bir şey var. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Söyle İsmail. Abi, seni üzmek istemedim. Sen zaten orada bir başına neler çekiyorsun. İsmail! Anamı kaybettik abi. Masal. Kadıncağız dayanamadı abi. Senden sonra gün gün eridi. Son nefesinde Halil İbrahim dedi. Başka bir şey demedi. Başka bir şey demedi mi anam? Yok abi. Abini niye sattın demedi mi İsmail? O nasıl söz abi? Ulan gelip kafama sıksaydın malım mülküm senindi İsmail. Ulan beni nasıl satarsın? Abine nasıl kıyarsın? Ananı nasıl öldürürsün südü bozuk? Abi. Mecbur bıraktılar abi. Yoksa abini yaşatmayız dediler ha. Çıkamayacak nasılsa dediler değil mi ulan? O sıçan gibi içeride çürürken sen kral olacaksın dediler değil mi ulan? Kahveliğinin raici ne ulan? 7 sene önce bizim için halının kim tarafından satıldığının, sonunun ne olacağının bir ehemmiyeti yoktu. Hüsrev Ağa'dan sonra halonun muhbirini öğrenmek mecburiyetindeydik. Öğrendik. Biz birlikte çalışacağımız insanların her şeyini bilmek isteriz. Güçlerini de, zafiyetlerini de. Benimkileri de biliyorsunuz yani. Henüz değil. O zaman ben haloyu alır giderim. Ne demek bu? Birlikte çalışmadık mı? Konseye henüz alınmadın. O zaman elinizi çabuk tutun. Gücüm ve zafiyetlerim hususunda. Gücü arttıkça insanların zafiyetleri büyür. Giderek güçleniyorsun. Dikkatli ol. Şeytana uydum abi. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Sen içeri girdiğin anda pişman oldum. Ama elden ne gelir? Kaç kişi biliyor beni sattığını? Kimse bilmiyor abi. Yetkililer haricinde bir o kamyoncu biliyordu. Onu da geberttim. Bir gün öğrenirsem ne yapacağımı düşündün mü İsmail? Her saniye onu düşündüm abi. Kaç kere rüyamda gördüm. Kaç kere af diledim. Kaç kere elini ayağını öptüm. Beni affet abi. Artık Halil İbrahim Kapar diye birisi yok. Kardeşi onun yerine yanacak. Halo başka kimlikle bizimle çalışacak. Karahanlı adına sana teşekkür ederim Polat Alemdar. İmkansızı başardın. Kirve'den haber var mı? Halil İbrahim'in firarına da mı tepki vermemiş? Hiç ses yok. Demek Hüsrev'in arkasını toparlayamadı. O kadar kalabalıklar ki her kafadan bir ses çıkıyordur. Kirve her sesi dinler. Ama bir tek onun sesi güldür. Keşke beni taziyeye yollasaydın. Seni riske atamazdım Kılıç. Ayrıca Hüsrev bizim de kardeşimizdi. O da bize taziyede bulunmadı. Başımızı ağrıtacak. Bizim de halonun da. Ha, sana söylemedim.
Pala denilen adam Polat'ın dayısını öldürmüş. Halil İbrahim işinden dolayı mı? Evet. Taziyelerimi bildir. Hı hı. Kaybedecek bir şey kalmayınca çok güçlü olacak. Bakıyorsun. İze. Neden estetik olmuyorsun? Niye gülüyorsun? Hiç aklıma gelmemişti estetik olmak. Plastik cerrahi çok gelişti. Bırak izi, insanların yüzünü değiştiriyorlar. Burada plastik cerrahinin gelişimini Ajda Pekkan takip ediyor. Yarın açıp sorayım. Bakalım tavsiye edebileceği bir doktor var mı? Ben dalga geçeceğiniz bir şey söylemedim. Rahatsız oluyorsunuz diye estetik yaptırın dedim. Sizin için. Rahatsız olmuyorum. Bakışlarımdan oldunuz. Merakla baktığın içindir. Nasıl oldu o iz? İşte bundan rahatsız oluyorum. Ve bunu düzeltebilecek maalesef bir operasyon yok. Bir emriniz yoksa ben odama çekilebilir miyim efendim? Sayın Karahanlı henüz aşağı inmedi. Mutfakta bekleyin. Sen yat Feraye. Babam bir şey isterse ben veririm. Ben bekleyeyim efendim. Kız belli ki yorulmuş. Babam bu saate ne isteyecek? Safiye, bu ülkede takip mesafesini korumazsan cisimler aynada göründüklerinden daha yakındır ve muhakkak gelip çarparlar. O insan, cisim değil. Yüzümü bir cisim çizdi. Ama bir insanın elindeydi. Küçük hanım. Sayın Karahanlı taziye dileklerini sunmamı istedi. Teşekkür ederim. Merhaba Ziya Bey. Merhaba Kılıç. Başın sağ olsun Polat Alemdar. Sağ ol. Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermektir. Ben Kirve'yi tanımam. Benim cenazeme gelip racon yapıyorsa bunun bir sebebi ve bir cevabı olmalı. Onun tavrı sana karşı değildi. Bize karşıydı. Hüsrev Ağa'nın cenazesine gitmeyip senin cenazene katılmamızı kendine yediremedi. Bir dakika. Saygısızlık bana yapıldı. Benim olduğum yerde Hüsrev Ağa'ya yakın olan bir kimse kalkıp da ortaya kurşun atıyorsa ben bunu üstüme alırım.
Pervenin Hüsreva'nın ölümüyle ilgili bir bilgisi varsa bizimle paylaşsın. Varsa intikamı birlikte alalım. İntikam peşinde değil Kirve. Mirasın peşinde. Eğer bir savaş çıkacaksa önce benimle konuşmalı. 40 yılın hatırı var. Eğer o benimle konuşmaya gelmezse ben onunla konuşmaya giderim. Konuşacak bir şey yok artık. Bizim tavrımız belli, bize tavır yapandı. Konuşup tavrımı öyle koyacağım. Benden haber almadan Kirve'ye mukabele etme. Olur Ziya Bey. Kirve itibarınızı zedelemeye çalışacaklar. Bence görüşmeyin Ziya Bey. Daha fazla zedeleyemez nasılsa. Siz bilirsiniz. Ben de çıkıyorum Polat. Eğer vaktiniz varsa sizinle biraz konuşmak isterim. Ziya Bey'i geçirip geleyim. Olur. Alayı öldürmeden önce sorguladım. İki önemli bilgi verdi. Aslan Akbey'i öldürme emrini Kirve'den aldığını söyledi. Onun adamı oldukları biliniyordu zaten. Asıl önemli husus da şu. İlk hedefleri Aslan Akbey değilmiş. Önemli bir iş adamını öldürmek üzere İstanbul'a yola çıkmışlar. Daha sonra plan değişmiş. Aslan Akbey işi Palalar'a ihale edilip iş adamı suikasti ikinci bir ekibe verilmiş. İş adamı kim Polat? Pala bilmiyordu. İkinci ekip? Onu da bilmiyordu. İş adamının Sayın Karahanlı olduğundan mı şüpheleniyorsun? Aslan Akbey'in en son görüldüğü yer sizin yanınız. Aslan Akbey'in ölüm haberini benim yanımda aldınız. Parçaları birleştirince puzzle'dan bu resim çıkıyor. Kirve kandırmış Palalar'ı. Aslan'ın üstüne gittikleri belli olmasın diye hedef saptırmış bence. Ama yine de araştıralım. Güzel ofis yapmışsın. Beğendiniz mi? Beklediğimin üzerinde. Şaşırttığıma sevindim. Sen beni hep şaşırtıyorsun. Henüz çok gençsin. Senin yaşında ne bu kadar güç sahibi olmak mümkün, ne de böyle ihtişamlı saraylar yaptırmak. Korkmuyor musun? Bu benim tercih ettiğim bir hayat değil. Ben buraya geldiğimde hiç görmediğim dayımın yanında biraz takılır, sonra tekrar Avrupa'ya dönerim diye düşünmüştüm. Ama her şey benim beklentilerimin ve taleplerimin dışında gelişti. Önce dayım öldü. Sonra intikamı. Sonra Çakır. Sonra onun intikamı derken ateş çemberinin ortasında kaldım. Sen de kaçmadın. İstesen ne olur başına giderdin. Yıllarca kendinden kaçmaya çalışmış biri olarak kaçmak diye bir şeyin olmadığını öğrendiğim için belki de. Bana bir tek alternatif kalıyordu. Savaşmak. Ne için? Hayatta kalabilmek için. Hayatta kalıp nereye varmayı hedefliyorsun? Bir gün arzu ettiğim yere, arzu ettiğim şekilde gidebilme hürriyetini elde etmeyi hedefliyorum. Hedefleri olan insanların hürriyetleri kendine bağlı değildir. Sakın nereden biliyorsun diye sorma. Sormam. Ama bence hedefine ulaşacaksın.
Hem imkansız diyorsunuz, hem de ulaşacaksın diyorsunuz. Nasıl? Tanrı'ya inanır mısın? Evet. Al Capone demiş ki, çocukken her gece Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için yalvardım. Sonra baktım ki Tanrı'nın çalışma yöntemi bu değil. Gittim ilk bisikletimi çaldım. Ve ondan sonra her gece Tanrı'ya beni bağışlaması için yalvardım. Tanrı'nın çalışma yöntemini çözersen, dilediğin her şeye sahip olursun. Hürriyete bile. Kirve gelecek. Hüseyin mirasını kimseye yedirmez o. Her ne kadar bize meydan okusa da önce senin üstüne yürüyecek hala. Bileğimizden kelepçe çıkmasına çıktı da elimiz boş kılıç. İş yapmamız lazım. İş yapmamız için millete halo burada dememiz lazım. Biz millete halo burada dersek kirveden önce sünnetçi bizi bulur. Sayın Karahanlı kimlik işini halletti. Mavi kağıda ihtiyacımız olsa bizde yeğen çok kılıç. Kırmızı pasaportlu yeğenin var mı halo? Ya o kadar masraf ettim çakallara. Lan parayı alan mektepten kaçtı kılıç. Hiçbir okumadı. Ne kırmızısı ne yeşili. Ender Demiray. Tanımadım. En yakın adamın olacak. Ben öyle tanımadığım adama güvenemem kılıç. Görmedin mi kardeşimizin bize ettiğini? El oğlu ne yapar? Her işini yapar. Ben sana dost vermiyorum. Zırh veriyorum. Ender Demiray Afrika'da Podoso Cumhuriyeti'nin Türkiye Fahri Konsolosu. Yapma Afrika ile bizimle ticaretimiz olur kılıç. Adamın diplomatik dokunulmazlığı var. Bu adam senin yanında olduğu sürece aranmazsın. Kimliğin sorulmaz, iş yerine girilmez, evin basılmaz, araban durdurulmaz. Madem bize dur yok, bundan sonra durak da yok. Hadi hızlan be Halil İbrahim. Çıktı. Kirre mezarlığa geldi. Hepimizi tehdit etti gitti. Biz safımızı belli ettik. O da belli etti. Halil İbrahim'i uyarsaydın. Uyardım. Pasaportu o kadar sevindi ki umurunda bile olmadı Kirre. Ziya orada mıydı? Oradaydı. Sonra hep birlikte Polat'ın yanına gittik. Ha, enteresan bir tepki verdi Ziya. Saygısızlığın kendisine yapıldığını düşünerek Kirve'yle görüşeceğini söyledi. Yaşlı kurt. Dengeleri ölçecektir. Gözümün içine bakarak Hüsrev kazada ölmedi de öldürüldüyse bunu bilmem lazım dedi. Kirve senin öldürdüğünü söyleyecektir. Kirve bunu Ziya'ya alenen söylerse Ziya nasıl bizim yanımızda kalacak? Kirve'yi güçlü görürse bunu bilmiyordum diyecek. Aksi takdirde ben Hüsrev'i uyarmıştım diyecek. Netice? Ben yaşlandım, bu işlerden çekiliyorum deyip Polat'ı öne sürecek.
kendisini hedef olmaktan kurtaracak. Lazia ölümünden sonrasını da hesaplıyor mu? Hesapları tesadüfler bozuyor Kılıç. Lazia da benim gibi bozuk işin arkasından koşmaz. Polat önemli bir bilgiye ulaşmış. Amcayı öldüren ekip vardı ya, Pala. Evet. Onu öldürmeden sorgulamış. Pala, Kirve'nin kendilerini büyük bir iş adamına suikast için hazırladığını, son anda karar değiştirip Aslan'ın üstüne yolladığını söylemiş. Kirve, iş adamı için ikinci ekip çıkarmış. İş adamı kim Kılıç? Bir isim, emare, tanım yok. Samuel, Aslan'ın öldürülme emrini Rusların verdiğini söylemişti. Demek ki Kirve Ruslarla anlaşmış. İkinci ekip belli miymiş? Hayır. Asıl ölümünden sonrasını hesaplayan Aslan. Bu sensin. Yanındaki de amca değil mi? Kadının sandığından çıkmış resim. Magosalı öğretmen. Sabahat. Kadının bildiklerini başkaları da biliyor olabilir. Ne bildiğini bilmiyorum ki Kılıç. Aslan bu kadını bir şekilde kullanmış. Kadın bir şey biliyor mu, bilmiyor mu? Öğreneceğiz. Adresi öğrenip hemen çocukları yollayayım. Kadını senin getirmeni istiyorum. Çok dikkat çekmez mi? Nazik bir davet Kılıç. Kimi göndersen başına bir şey geleceğini düşünür. Sen gidersen sadece konuşacağımızı düşünür. Tutayım efendim. Gerek yok. Dönecek misiniz efendim? Servis için sizi bekleyeyim, onun için sormuştum. Bekleme. Sadece işini yap. Peki efendim. Sabah bu hizmetçi kızı yolla buradan. Emredersiniz efendim. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Ölmüş.
Arabanın içindeki adam bizi çekiyor. Yakalayalım. Kaçıyor, çabuk. Neredesin sen Kılıç? Tuzağa düşürüldük. Allah kahretsin. Evden gitmeden bu kızın atılmasını istedim. Kadının evinden çıkarken fotoğrafımı çektiler. Takip etmek zorundaydım. Hangi kadın Kılıç? Sabahat. Sabahat mı? Kadın ölmüş. Tanrım, neler oluyor? Birisi bize tuzak kurmuş. Sabahat'a gittiğimi kimse bilmiyordu. Ölümünü üstümüze yıkacaklardı. Ferah'ı kim vurdu? Bu ev dinleniyor. Bırakın kaos olsun. Herkes inandığı şekilde düşünsün. Siz de sizsiz nasıl olacağını görün. Kendi içimizde kaos çıkar bak. Hele şu şartlarda. Bize zarar verir. Biz? Şu anda burada 3 kişiyiz. Ve bu bize zarar vermez. Ben konsey toplantısına gitmeyeceğim. Kılıç iptal edildiğini söyleyecek. Ve göreceğiz. Sadece bekleyeceğiz ve göreceğiz. Orada bilfiil kimse bana zarar vermez. Veremez. Bilemeyiz. Polat, camlar kurşun geçirmez. İçeriye girene kadar 10 aletten geçiyorsun. Oradaki en genç hizmetli 20 yıldır orada. Toplantıdan önce her yer didik didik aranıyor. Dinleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Burada ne olabilir? Diyelim ki ben konsey üyesiyim. Sayın Karahanlı'yı yok etmek istiyorum. Toplantı iptal. Bir daha bu bıçağı çıkarma. Beklemiyordum. Yoksa bu bıçağı kalbine sokardım. Artık her şeyi beklemeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Senden İbrahim Ağızkalı'yı öldürmeni istiyorum Polat. Samuel bir bilgi mi getirdi? Hayır. Durumu anlattım. Ruslara cevap vermemiz gerektiğini söyledi.
Ben sizin bana verdiğiniz görevi sorgulamıyorum. İbrahim Alaskalı'yı muhakkak öldüreceğim. Ama bu suikastin kimler tarafından organize edildiği gerçeğini ortaya çıkarmaz. Bana karşı bir eylem yapıldı. Evimin içinde öldürülmek istendim. Üstelik dinlenilen, takip altında olduğum evimde. Senin görüşlerine hala katılıyorum. Olağanüstü bir durum olduğunu kabul ediyorum. İçeriye kapanırken dışarıya da bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Suikastin sebepleri 3 aşağı 5 yukarı belli. Sonuçlar ise benim seçtiğim hedefler doğrultusunda olmalı. Bizim tarafımızda kaos yaşanırken bizim haricimizde de kaos yaşanmasını istiyorum. Düşmanımı ben tayin ederim. Ve ettim. İbrahim Ağızkalı. Samuel'e de tamam dedin. Polat'a da. Neden ikisine aynı anda hak verdin? Polat beni koruyor. Samuel bizi koruyor. Peki neden Mossad'dan araştırmasını istemedin? Ya zaten bizden daha fazlasını biliyorlar ki bunu bizimle paylaşmazlar. Ya da zaten bütün bilecekleri bizim kadar. Daha fazlası yok. Polat istihbaratçılar dedi. Biz sadece Ruslara saldırıyoruz. Eğer Ruslar değilse bu bizim zafiyetimiz olmayacak mı? Şu anda tek zafiyet bunu sineye çekiyor görünmek. En güçlü düşmanımız kim? Ruslar. Henüz görünmeyen düşmanımız muhakkak onlarla ittifak yapacaktır. Son yıllarda özellikle İtalyan mafyasının zayıflaması en çok Rus mafyasına yaramıştır. Sicilya mafyası gibi çalışırlar. Rakiplerini öldürerek yok ederler. Vahşidirler. Yıllık cirosunun 200 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de son birkaç yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacme ulaştıkları biliniyor. %5. Ulaşmak istedikleri rakam %5 olmasa gerek Türkiye için. Değil. O yüzden yok olmamızı istiyorlar. Rus mafyasının dünyada 114 bin çalışanı, 3 milyon yandaşı var. Nükleer madde, antik eşya, oto kaçakçılığı, organ, insan kaçakçılığı ve fuhuşta bir numaralar. Tanker hakimiyetleri nedeniyle uyuşturucu ve silah kaçakçılığında iyiler. En ünlü grubu Suncevo. Güneş Tugay'dır. Adını Moskova'daki bir mahalleden almışlar. Avrupa'nın en büyüğü Güneş Tugayları. Berlin, Roma, Viyana bunlardan sorulur. Biliyorum diyorsun yani. Berlin duvarı yıkıldı, altında Almanlar kaldı, üstünden Ruslar geçti. İyi biliyorum. Buradakilerin yanında da KGB ajanları var mı? Bütün yakın korumaları onlar sağlıyor. İşin başına Türk koyuyorlar ama işi bizzat Ruslar yürütüyor. Tilki Andrei'yi duydun mu? Duymadım. Ahıskalı'yı öldürünce duyarsın. Türkiye'deki büyük patron o. Litvanya başta olmak üzere Baltık ülkelerinde para karşılığında adam öldüren, bombalama eylemleri yapan 33 yaşındaki bu adam Korganski adlı mafya örgütünün lideridir. 33 mü? Niye şaşırıyorsun?
Yaşıtsın. Rus Interpol'ü bu adamın Türkiye'de olup olmadığını sordu. Çünkü kayıtlara göre bu Rus baronu Hasan Bülbül adına kayıtlı telefonu kullanmaktaydı. Bu Hasan Bülbül eski başbakanlardan birinin Antalya'da otelini kiralayan adamdır. Ahıskalı burada ne yapıyor? İllegal işlerle para kazanıyor, legal işleriyle para aklıyor. Virgin, Saiman, Nauru gibi okyanustaki adalarda gösterdikleri offshore şirketlerle dünyanın her tarafından özelleştirmelere gidiyorlar. Fabrikalar, tesisler, futbol kulüpleri satın alıyorlar. Rusların satın alma felsefesi bellidir. Hiçbir şey bedava değildir. Sadece ödeme biçimi değişiktir. Nasılsa Tilki Andrei bizim peşimize düşecek. Biz Ahıskalı'yı nerede kıstıracağız? Yalnız bir adamdır Rus İbrahim. Her yalnız adam gibi çok ağır korunur. Tek başına hiçbir şey yapmaz. Evinden daima aynı model, aynı renk, aynı plakada iki araç çıkar. Birinin içinde kendisi, diğerinde benzeri vardır. İki aracı da takip etsen, hangisinin gerçeği olduğunu öğrenemezsin. Arabalar zırhlı tabii. Evet. Dışarıda asla yemek yemez. Mümkün olduğunca görüşmelerini evinde yapar. Dışarıdaki işlerini Selim yürütür. En yakın adamı odur. Kendi konseyinin üyeleri ve Selim hariç kimseyle çok önemli olmadıkça birebir görüşmez. Kadın? Evli değil. Bildiğimiz Türk sevgilisi hiç olmamış. Yanındaki kadınlar %99 KGB, özel kişiler. En riskli yeri sağlam kapatmış. Herkes, en yakın adamları bile aranarak içeriye alır. Bulunduğu binaya silah sokmak mümkün değildir. Kapılar arasında geçiş için göz tarayıcı mevcuttur. Yetkilendirilmeyen personel bir odadan bir odaya geçemez. Anlaşılan birinin gözü çıkmadan biz içeriye giremeyeceğiz. Evde yapacaksan öyle. Herkes bir yerde açık verir. Bizim gibi yani. O kadar vaktim yok. Ama bir yolunu bulacağım. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. İşin zor. Ben senin yerinde olsam evde yapmam. Çünkü oradan çıkış yok. Girersem çıkmanın bir yolunu bulacağım. Çıkarsa vurmanın bir yolunu bulacağım. Ama bulacağım. Benden ne istiyorsun Polat? Bir savaş çıkacak. Ve bu savaşa sizin dengelerinizi bilerek girip girmeme kararı almak durumundayım. Aile meselesinin içine girmen yanlış. Basit bir aile meselesi değil. Hadisenin bir tarafını asla onaylamıyorum. Ve benim bu konuyla ilgili hiçbir telkinim olmadığı gibi kızının yaptığını da yakışıksız buluyorum. Ama hadisenin diğer tarafındaysa Ziya Bey'in Kirve'yle aynı söylemde olmasını da kabullenemiyorum. Ziya Bey kafasında kurmuştur. Senin bizim emrimizle hareket ettiğini düşünüp büyük tepki gösterecektir.
Eğer uygunsa ben gidip kendisiyle konuşayım. Lazia kurttur. Bu havalar onun havası. Vadiye pus hakim. Kim kimin yanında seçmeye çalışıyor. Bırakalım kendi seçimini kendisi yapsın. Sana tek söyleyeceğim. Asla ilk kurşunu sıkan olma Polat. Bu pusta mermi atarsan ancak yerini belli edersin. Av olursun. Neden arabulucu olmamı istemiyorsun? Lazia bizim onu ikna etmemizi bekliyor. Ben de onun beni satmasını bekliyorum. Lazia bize lazım. Ben aksini mi söylüyorum Kılıç? Göreceğim sadakatini. Herkesi tek tek göreceğim. Lazia'yı da göreceğim. Beni evimde öldürmeye kalktılar. İşin içinde kim var, kim yok, hepsini göreceğim. En azından şimdi yanımızda görünüyor. Neden konseyimizin bir üyesini düşman gibi gösterelim ya da bölünmüş gibi görünelim? Beni birisi öldürmek istedi, öyle değil mi? Evet. Her ne kadar başaramadıysa da benim güç kaybettiğimi düşünüyor. Öyle değil mi? Herhalde öyledir. Neden düşmanıma güçlü görüneyim ki? Gelsin, parçalayayım. Polat, Lazia ile uğraşırken Ahıskalı'yı nasıl öldürecek? Baba, bu ne demek? Hiçbir şey demek değil. Bana bunu niye gönderdiler ve kim gönderdi? Bunu nereden bilebilirim Safiye? Serserinin biridir. Adamı araştırıyorum. Ama bizimkilerden gören olmamış. Sadece çocuğun verdiği eşkal. Bizim orada olacağımızı kimse bilmiyordu. Bu herhangi bir şey değil. Birisi bunu bilinçli olarak yolladı. Ne yazıyordu Safiye üstünde? Sahip olabileceğin şey budur. Sahip olamayacağın şey budur. Ne demek acaba? Size bir şey olmadığını söylüyorum. Başım çok ağrıyor. Yalnız kalmak istiyorum, lütfen. Bize söylemek istemediğin bir şey mi var? Ah, gel kızım, hadi gidelim. Gel. Kalmamı ister misin? Sadece ikimiz gideceğiz. Beni söylediğim yere bırakacaksın. Ondan sonrasında tek başıma olacağım. Bunu yapma. Yapmam gerekenleri yapmadığım için bunu yapmak zorundayım. Allah aşkına bana bunu niye anlatmıyorsun? Mehmet, ben senin kardeşin değil miyim? Belki dönünce Ali. Sahip olamayacağın şey budur dedikleri Efe mi? Bilmiyorum. Polat Alemdar geldi. Başardı mı? Bu kadar çabuk. Gelsin. Peki efendim.
İyi akşamlar. Duymak istediğim şeyi söyle. Doğu Eşrefoğlu bu gece Kıbrıs'tan dönüyor. Bunu söylemek için mi geldin? Ben işleri halledeyim. Otur. Seni dinliyorum. Çok vaktin yok. Bir yere mi gideceksiniz? Dinliyorum Polat. Seni dinliyorum. Doğu Eşrefoğlu'nu öldürmemi neden istiyorsunuz? Buraya emrimi sorgulamaya mı geldin? Buna hakkım var. Ben sana böyle bir hak vermiyorum. Öldürmemi söylediğiniz kişiden ötürü bu hak benim. Yakalanırsam 30 yıl bu soruyu düşünemem. Devlet görevlisi olduğu için mi yapmak istemiyorsun? Evet. Benim oğlumu kaçırdılar. 30 yıl sonra karşıma geçip diyorlar ki, senin oğlun Ali Can'dan. Ne? Zırhlı aracı hazırla. Arka kapıdan çıkış yapacağız. Eskort? Hayır. Eskort da yok, şoför de yok. Ben kullanacağım aracı. Kimse çıktığımızı bilmeyecek. Emredersiniz efendim. Senin de tanıdığın Candan ailesi benim oğlumu yetiştiren aile. Doğu Eşrefoğlu bunu nereden biliyormuş? Aslan Akbey'in ölümünden sonra araştırmış ve bunu tespit etmiş. Oğlumu kaçıran da Aslan Akbey. Neden? Çünkü ben onun kardeşini öldürmüşüm. Bilerek ya da bilmeyerek. Bu Ali Candan'ın sizin oğlunuz olduğunu nereden ispatlıyor ki? Başka bir ihtimal yok. Bir devlet adamı karşınıza geçip çocuğunuzu biz kaçırdık niye desin ki? Çıkarları için. Ben de bunu onun yanına bırakmayacağım. Ben oğlumu bulmaya çalışırken sen onu benden alan herkesi öldüreceksin. Nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım. Kimliğini değiştirmiş, yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Ve ben bunun hesabını soracağım. İyi akşamlar. Neden böyle davrandı? Doğu'yu öldürecek. Burada bekleyin. Ben seni ararım Kılıç. Git sen. Haber için yayınımıza ara veriyoruz. Sultanahmet Meydanı'ndaki dikil taşın hemen yanı başında bulunan erkek cesedinin ünlü iş adamı Mehmet Karaanlı'ya ait olduğu öğrenildi. İş adamı Karaanlı'nın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybettiği tespit edildi.
Şimdi ne yapacağım? Mehmet! Safiye nerede? Annesinin yanına çıktı. Ben dışarıdayım. Başımız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Nerede konuşalım? Elif, bize müsaade eder misin? Tabii ki. Ben Safiye'ye bakayım. Elif Hanım. Sağ ol. Rica ederim. Bir şey yapmadım ki. Ne oldu Kılıç? Bilmiyorum. Ben onu bekliyordum. Çıkınca beni arayacaktı. Radyodan haberi öğrendim. Neredeydiniz? Özel bir toplantıya katılacaktı. Ben bir yerde indirdim. Nerede? Gittim baktım. Bomboştu. Sanki 10 yıldır kimse girmemiş gibiydi. Kimlerle görüştü orada? Bilmiyorum. Sizden bile mi gizli? Senede... İki senede bir toplanırlardı. Dikili taşta cesedin ne işi var?
Bilmiyorum. Bunu kimseye açıklayamayız. Herkesin inanacağı bir hikaye bulmamız lazım. Kamuoyu ilk şoku atlattıktan sonra Sayın Karahanlı'nın Sultanahmet'te ne aradığına dair tezler üretecektir. Bu komplo teorileri çokça dilden dile dolaşırsa tatsız şeyler ortaya çıkabilir. Herkes bilir ki Karahanlı asla tek başına bir yere gitmez. Bensiz olmasını geç, korumasız bir başına olmasına nasıl yalan uyduracağız? Senede, iki senede bir gidiyordu demiyor musun? O başka ama. Fark etmez. Biz adresi değiştireceğiz. Toplumda oluşturduğumuz Karahanlı imajına uygun bir senaryo ihtiyacımız var. Çocuklar. Yetim çocuklara özel olarak yardım ederdi diyeceksiniz. O saatte gitmesinin nedeni kimsenin yardım yaptığını bilmemesi. Uzun yıllardır bunu yaptığı için de o semti çok iyi biliyor. Güzel. Aile içinde değerlendirmek lazım. Neticesini bilmiyorum ama toplum karşısında evladını kaybetmiş bir baba imajı yaratabiliriz. O yüzden çocuklara özel olarak yardım ediyor. Benim telefon açmam lazım. Bilmiyorum. Efe konusunu açmak doğru mu? Karar ailen. Ama benim kanaatim, bunu paylaşırsak çok etkili olur. Ben öneriyi yaparken bunu kastetmedim. İnsanların özeli özel kalmalı. Efe konusu toplumun en merak edeceği konu. Toplum çocuğu kaybolmuş bir babayı doğal olarak sahiplenecektir. Cinayet ikinci plana atılacaktır. Belki Efe yüzünden öldürüldü. Nergis'in bir de bu yüzden üzülmesini istemem. Benim bundan sonra tek arzum Mehmet'in vasiyetini yerine getirmektir. Efe'den şimdilik bahsetmeyelim. Ona zarar vermek isteyenler olabilir. Nasıl isterseniz. Kılıç, sen idareten Mehmet'in işlerini devam ettir. Polat desteğini bizden esirgemedi. Bu zor günlerimizde de bizimle olacaktır. Benim sizinle birlikte görünmem sizi yıpratır. Neticede ben mafya babasıyım. Mehmet sana çok değer verdi. Ve sen ailemizin bir ferdisin. Efendim, emniyet müdürü geldi. Nizamettin Bey, lütfen siz ilgilenin. İfade için bugün hiçbirimiz hazır değiliz. Hiç merak etmeyin. Nergis. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Sana kızgın değilim.
Senin suçun yok. Saçmalık. Karahanlı'yı öldürecek adam nasıl iki saat içinde bulunuyor? Birine bu kadar süratli bir şekilde ihale edildiğine göre Sayın Karahanlı'nın infaz kararı çok daha önce verilmiş. Kartpostalı onlar yolladı. Ne kartpostalı? Sahip olabileceğin şey budur. Sahip olamayacağın şey budur diye yazıyordu üstünde. Kartı alabilir miyim? Belki bir şey bulabiliriz. Mehmet yaktı. Kartı nasıl ulaştırdılar? Bizimle. Arabanın içine bir çocukla attılar. Ömer Efendi'nin dükkanından dönerken. Ne olurdu birimize söyleseydi kim olduklarını? Oğlu gelince her şeyi bilecek. Nasıl? Ona vermem için bana emanetler bıraktı. Eğer özel değilse bizimle paylaşır mısınız? Cinayeti aydınlatmak için yardımcı olabilir. Üzgünüm. Mehmet'e söz verdim. Bu arada emniyet teşhis için aileden birinin morga gelmesini istiyor.